Bir varmış, bir yokmuş. Yeryüzünde, sahil kenarındaki büyük sarayda çok güzel bir deniz kızı yaşarmış. İsmi Arya olan bu deniz kızı, insan bacakları sayesinde kumsalda özgürce koşabiliyor, ağaçlardaki meyveleri toplayabiliyor, hayvan dostlarını büyük bir zevkle besliyormuş. Ne kadar sevimlisiniz minik sincaplar. Günlerden bir gün Arya sahil yürüyüşünden saraya doğru dönerken okyanus manzarasına bakmak için iskeleye çıkmış. Denizde iri iri dalgalar ve biraz da duman görünce su altında bir terslik olduğunu düşünmüş. Bu dalgalar çok büyük. Su altında kötü şeyler yaşanıyor olabilir. Panikle iskeleden atlayan deniz kızı suya dalar dalmaz balık kuyruğuyla diplere doğru yüzmeye başlamış. Ancak yüzdükçe sudaki ısının değiştiğini fark etmiş. Of! Derinlere indikçe suyun soğuması lazımken neden daha da ısınıyor? Su o kadar ısınmaya başlamış ki Arya'nın balık kuyruğunun ucu kıpkırmızı olmuş. Çok geçmeden su altı kralı olan Poseidon da okyanusun çok fazla ısındığını fark etmiş. Hemen asasını kuma saplamış. Eğer asanın ucu kızarırsa bu işe derhal müdahale etmesi gerektiğini düşünecekmiş. Biraz sonra Poseidon'un korktuğu başına gelmiş. Kuma sapladığı asasının ucu kıpkırmızı olmuş. Eğer bu sıcaklık biraz daha artarsa tüm deniz canlıları için bir felaket olur. Poseidon hızla su altı krallığına çıkmış ve suyun ısısını takip ederek en sıcak yere doğru yüzmeye başlamış. Küçük deniz kızı Arya ise yolda karşılaştığı balık sürülerinin suyun sıcaklığından kötü bir şekilde etkilendiğini görmüş. O sırada minik yunus Dolphy Arya'nın yanına varmış. Ancak onun da kuyruğu kıpkırmızı ve çok sıcakmış. Arya, ben de seni bulmak için yüzüyordum. Suyun sıcaklığını fark ettin mi? Kuyruğuma bak. Evet, hepimizin kuyruğu kıpkırmızı olmuş Dolphy. Bu kadar sıcağa dayanamayız. Baksana, midyeler bile kızarmış. Dolphy, sen diğer balıkları suyun yüzeyine doğru götür. Ben de bu sıcaklığın kaynağını bulayım. Minik yunus Dolphy, diğer balıklarla deniz yüzeyine doğru yüzerken, Arya, suyun daha da sıcak olduğu yerlere doğru gideceği için kendisini koruyacak çok güçlü bir su baloncuğu yapmış. Böylece sıcaktan etkilenmeyerek ısının arttığı yere doğru yüzmüş. Okyanusun kötü ahtapotu deniz cadısı Vega ise sudaki sıcaklıktan hiç etkilenmiyormuş. Hatta keyfi pek yerindeymiş. Mağaramın ılımlı havası nasıl sence Snake? Tam tatil havasında efendimiz. O zaman dışarının ısısını biraz daha arttıralım ve deli gibi eğlenelim. Deniz cadısı Vega mağarasının aşağısında öyle büyülü bir ateş yakmış ki okyanusun dibi adeta alev almış. Şimdi bu ateşi biraz daha arttıralım bakalım. Balıklar kaçışsın, su altı krallığı da bana kalsın. Vega güçlü büyüsüyle tam ateşi arttıracağı sırada kral olan abisi Poseidon belirivermiş hemen oracıkta. Vega! Yoksa bu ateşi sen mi yaktın? Sıcak yüzünden binlerce balık dostumuz evlerini terk edip su yüzüne kaçmak zorunda kaldı. Poseidon uzak dur. Yoksa bu ateşi daha da büyütürüm. Poseidon Vega'yı dinlemeyip çok sıcak olmasına rağmen asasını kullanmış ve ateşi söndürmeyi denemiş. Ancak asa hiçbir işe yaramamış. Bu ateşi asla söndüremezsin Poseidon.
Şimdi geri çekil. Poseidon geri çekilmeyince Vega ona doğru ateş topları fırlatmaya başlamış. Kral Poseidon kendini koruyamayınca kuyruğu sıcaktan kıpkırmızı olmuş. Gücünün yavaş yavaş tükendiğini hisseden kral su yüzeyine doğru yüzmek istese de deniz cadısı Vega üzerine ağ atarak bunu engellemiş. Tam o esnada deniz kızı Arya okyanus dibinde yanan ateşi bulmuş. Ateşin başında da deniz cadısı Vega'yı. Vega! Suyun altında ateş yakarak balıkları korkutan kişinin sen olduğunu anlamalıydım. Uzak dur Arya! Yoksa sana da babana yaptığım gibi büyü yaparım. Arya! Dikkatli ol! Sıcaklık daha da artıyor. Vega, ahtapot kollarını birkaç kez salladıktan sonra yanan ateş daha da büyümüş. Fakat küçük deniz kızı koruyucu baloncuğun içinde güvende olduğunu bildiğinden Vega'dan hiç korkmamış. Merak etme baba, bu ateşe ve senin tutsaklığına bir son vereceğim. Arya tüm gücünü toplayıp baloncuk içinde ateşe doğru yaklaşmış. O sırada Vega küçük deniz kızına ahtapot kollarından alevler göndermeye başlamış. Ancak Arya'nın koruyucu baloncuğu bu alevleri durdurmayı başarmış. Bu büyük ateşi de ancak bir buz küpüyle söndürebilirim. Deniz kızı Arya hiç beklemeden tüm gücüne odaklanıp ellerinin arasında küçücük bir buz küpü yapmış. Daha sonra bu buz küpünü baloncuktan dışarı üflemiş. Baloncuktan çıkan buz küpü kocaman olmuş. Onları izleyen deniz cadısı Vega, buzun büyüklüğünü görünce şaşkınlığını gizleyememiş. Hayır, hayır, hayır! Buz küpü ateşin üzerine öyle bir çökmüş ki denizin dibindeki alev bir anda sönüvermiş. Ardından deniz kızı Arya, ağ içinde kapana kısılan babası Poseidon'u kurtarmış. Poseidon güçlü asasını Vega'ya doğru sallayarak onu çok uzak, çok derin sulara itmiş. Hayır! Ateşi söndürmeyi başardın Arya. Tüm deniz canlıları için sana teşekkür ederiz kızım. Suyun sıcaklığı eski haline dönünce tüm balıklar, midyeler, kaplumbağalar yeniden mutlu mesut derinlerdeki yuvalarına dönmüşler. Deniz suyu her zaman buz gibi olurmuş, evet. Ama içinde yaşayan balıklar kalplerindeki sıcaklığı asla kaybetmezlermiş.